Adım Metin Coşkun. 1961 doğumluyum. 60 yaşındayım. 8 yaşından beri saatçiyim. Feriköy'de 40 senedir bu dükkanla çalışıyorum. Burada saatçiyim. Ben kendimi daha çok restoratör olarak görüyorum. Çünkü 100 yaş ve üzerine çalışıyorum özellikle. Gelen saatlerin bazı parçaları noksan oluyor. Bazı yerleri kırılmış, dökülmüş, arıza görmüş oluyor. Onların tamirlerini yapıyorum. Tamirin yanında noksanların da o günün şartlarına, onun orijinalinden sapmadan tamamlıyorum. Onun için kendimi daha çok restoratör olarak görüyorum. Ben bilinçli olarak başlamadım. Gelen saatlerin eksiklerini gördükçe sadece tamirini yaptığınız zaman bir tarafı noksan kalıyor yaptığınız objenin. O noksanlıklar beni rahatsız etmeye başladı. Bu rahatsızlık yüzünden onları tamamlamak için şunu da yapalım, bunu da yapalım derken sonra bir baktık ki biz ciddi restorasyon yapıyoruz. Saatçiliğin dışında restorasyon ayrı, bir işin tamiratı ayrı olabilir. Tamamen ayrı olabilir ama saatçilikte ikisini bir düşünmek lazım. Çalışmayan şeyi restore etseniz, güzelleştirseniz bir anlamı yok. Sadece tamir yapsanız, restorasyonunu yapmazsanız onun da bir anlamı yok. Tamirat ve restoratörlük ikisi bir arada olmazsa düzgün yürüyemez. Düşündüğünüz zaman bunlar birer sanat eseri. Bazı saatlerimiz porselenden yapılmış, bazı saatler mermerden yapılmış kaidesi, makinaların üzerinde oymalar, işlemeler, süslemeler var. Kullanılan malzeme zamanla bozuluyor, yıpranıyor, aşınıyor, doğanın tahribatına uğruyor, insanların tahribatına uğruyor. Bu durumlarda ne yapmak gerekiyor? Onu tekrar yenileyip günümüze kazandırmak gerekiyor. Hayatının devam etmesini sağlamak gerekiyor. İşte burada restoratörlük devreye giriyor. Zanaatın sanatla buluştuğu yer burası. Restoratörlük geçmiş zamanlardan kalmış şeyleri, onları düzenleyip günümüze ulaştırması açısından çok önemli. Bir insanın geçmiş olmazsa geleceği de olmaz. Sadece bugünü yaşayan insan olamaz. Geçmişten bir birikimi olmak zorunda. Düşünün ki 100 sene önce, 150 sene önce bir saat yapılmış. Bu saat zamanla işte kullanılmamış, depoya kaldırılmış, bazı parçaları kırılmış, kaybolmuş. Diyelim ahşap bir kasa. Şimdi biz onu restore ederken düşünüyoruz, bolca okuyoruz, araştırıyoruz. Hangi ülkede yapılmış, hangi ustalar yapmış, bulabildiğimiz dokümanları buluyoruz hakkında. Kasasının veya işte o kırılan bölümlerle ilgili çizimler elde edebiliyorsak çizimlerini araştırıyoruz, buluyoruz. Sonra hangi materyalden üretildiğini buluyoruz. Bronz mu? Mermerden mi yapılmış? Mermerin üretildiği bölgenin bile mermerleri arasında farklılık gösteriyor. Bunları göz önüne almak zorundasınız. Mesela ahşapsa hangi bölgenin hangi ahşabı kullanmışlar? Meşe mi, gürgen mi, ceviz mi? Yapıldığı ülkenin o günkü şartlarına kadar inceliyoruz. 200 sene önce Fransa'nın Paris bölgesinde yapılmış diyelim. 200 sene önce savaş zamanıydı biliyorsunuz. Savaş zamanlarında Avrupa'da büyük bir kıtlık ve yokluk oldu. O zamanlar insanlar bütün sarı malzemeyi silahların mermilerinin kovanını yapmakta kullandılar. Sarı kalmadığı için tutya üretimi başlandı ve tutya yapılmaya başlandı. Ona göre araştırmamızı yapıyoruz, sonra bir yol haritası belirliyoruz. Ondan sonra müşterimiz de kabul ederse sonra restorasyonumuza başlıyoruz. Bütün bunlar bittikten sonra onunla tabii bir fiziksel bağ kurmuş oluyoruz. Ondan kopamıyoruz. Bunlar benim evlatlarım gibi. La Paix Hastanesi var burada. Mecidiyeköy'e giderken
Orada 270 yaşında bir dolaplı saat var. İçindeki makineyi çıkartmışlar, yerine pilli bir makine bağlamışlar. Makinasını ve bazı parçalarını bir çekmeceye koymuşlar. Topladık onları, aldık geldik buraya. Gözlerinden 10 kat boya söktüm. Ve gördük ki boyanın altında onu yapan sanatkar kendi el hareketleriyle yaptığı ahşabın üzerine oymalar ve desenler çıktı. Aynı o desenlere bakarak yeni bir deseni oraya işledik ve aynı renklerle boyadık. Götürüp saati teslim ettiğimiz zaman tören düzenlediler. Törenle aldılar saati. Bu benim için bir gurur kaynağı tabii. Ben her zaman restorasyonunu ve tamirini bitirdiğim her şeyin karşısında alırım, bir kahve içerim. O kahveyi içmek benim en büyük mutluluğum. Amerikan elçisinin dolaplı saatini yaptım. 8 nota basan çeyrek çalar bir saatti. Bu kadın görevlendirildiği her yere giderken saatini yanında götürmeye adet edinmiş. Afrika'dan buraya gelirken gemide bunun çanlarını kırmışlar. Çanların kırılması ne demek? Notaların kaybolması demek. Aynı çubukları, aynı uzunlukları tekrar ürettik, yerine taktık, aynı notalarla çalıştırdık, teslim ettik. Mesela rahmetli Turgut Özal'ın annesinin saatini yaptım. Çok memnun olmuş. Bana çok defalarca tatlılar gönderdi. Kendi el yapması, yaprak sarmaları gönderdi. Sonra Turgut Özal'ın kulağına gitti, onun saatlerini yaptım. O beni çok mutlu eden bir olaydır. Şurada bir Fransız konsol saati var. Ben bunu çok ucuz bir paraya bir çarşıda, bir eskici pazarında gezerken iki tane tezgahın üzerinde gördüm. İkisini birden aldım. Birisi bronz, birisi tutya. Aldım, getirdim buraya, koydum. Ve tabii işte yoğun. Bir gün oğlum dedi ki, ya baba artık bu yazık, günah dedi. Bu tarihi bir değer, bunu böyle bekletiyorsun. Gel şunu biz yapalım dedi. Hadi dedim, başla bakalım, yapalım. Porselen bir ekranı var. Oğlum sökmeye başladı. Sökerken ekranın arkasında bir baktık. Yanlış hatırlamıyorsam Stephen'dı adamın adı. Adam adını yazmış, imzasını atmış. Decebre 1763. O tarihte bu saati adam tamir etmiş Fransa'da. E tabi biz hemen oturduk, hesapladık. Parmak hesabı işte 200 bilmem kaç sene, şu kadar gün, 21 gün sonra biz de bu saati tamir ettik diye yapıp altına biz de imzamızı attık. Şu anda imzalarımız aynı ekranın altında duruyor. Ekranın yarısında onun imzası, yarısında bizim imzamız var. Restorasyon tabii takdir edersiniz, biraz masraflı, pahalı bir iş. Sadece restorasyonla da iş bitmiyor. Bir de içindeki bozuklukları tamir etmek de gerekiyor. Tabii birleşince daha yüksek meblağlar olabiliyor. Ben müşterilerime özellikle şunu diyorum. Yarım iş yaptıracaksanız hiç yaptırmayın. En azından orijinali bozmayın. Yaparken uzun zaman verin, uzun zamanda yapalım. Siz parça parça ödeyin, taksitlendirin ama yarım iş yaptırmayın. Benim müşterilerime özellikle tavsiyem budur. Bir işi yaptıracakları zaman, yaptıracağınız zaman özellikle o işin ustasını bulmak lazım. O işten anlayanı bulmak lazım. Bu zamanda anlayanı bulmak biraz zor. İyi araştırma yapmalısınız. Normalde herhangi bir antikanın 3 sene gibi bir zaman içerisinde yeniden temizlenmesi, yağlanması, mekanizmanın gözden geçirilmesi gerekir. Çok sıcağı tutmadıktan sonra veya güneşe koyup bozmadıktan sonra veya dış etkenlere fazla maruz bırakmadıktan sonra onu zaten korumuş oluyorsunuz. O kolay kolay bozulmayacaktır. Avrupa'daki insanlar tarihi değeri olan eserleri, tarihi değeri olan ne varsa dikkatle saklarlar. Kırılmasın diye özen gösterirler. Biz kendi eserlerimize, kendi eşyalarımıza karşı çok hoyrat davranıyoruz. Hukuklu saatler bana çok gelir. Hukuklu saatler çok dikkat çeker. Durduğu yerde çok öterler. Her öttüğünde de bütün çocukların dikkatini otomatik çeker. Ve zincirle kurulan saatler, bunlar yer çekimiyle çalışırlar. Çocuklar zincirleri alır, bir çekerler, saat düşer, kırılır. İşte bunlara çocukların eline, yani mümkün olduğu kadar korumak ve gözetmek
Paranızı korumuyorsunuz sadece. Tarihi değeri saklıyorsunuz, koruyorsunuz. Ona dikkat etmek lazım. Saatçilik zor bir meslek. Sabır gerektiren, büyük sabır gerektiren bir meslek. Gittikçe ölmekte olan bir meslek. Ama antika açısından bakarsan, antika meraklıları var. Meraklıları bu işi yaşatacaktır, toplayacaklardır. Ve restoratörler de illaki olacaktır diye düşünüyorum. Ben şu anda 60 yaşındayım. Mesleğimin, zanaatımın ve sanatımın doruk noktasındayım. Bundan sonra artık yavaş yavaş gözler görmeyecek, eller titreyecek. Saatçinin eli asla titrememesi lazım. Dikkat dağılacak, dikkatinin dağılmaması lazım. Hepsi tabii zamanımız bitiyor artık. Yerimize yenilerinin gelmesini çok isteriz. Mesleğimin yaşamasını çok isterim. Yerime yetişecek gençlere de iki büyük önerim var. Dürüst olmalarını ve araştırmacı olmalarını tavsiye ediyorum.